Mide fıtığı ağrısını gidermenin bitkisel yolları. Fıtık, vücuttaki yumuşak veya zayıf bir noktadan dışarı çıkan bir organ veya yağ dokusu olarak tanımlanır. Tıbbi müdahale tavsiye edilirken, fıtık komplikasyonlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek birkaç doğal çözüm vardır. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Hareketli geçen iş ve yaşam şartlarından dolayı zaman zaman pek çok kişi çeşitli hastalıklar yaşayabilir. Koşturmaca içinde ruhun yorulduğu gibi bedenin de yorulması mümkündür. Bu döngü içinde toplumun genelinde görülen fıtık hastalığı da insanları rahatsız eder. Fıtık hastalığı organın ya da dokuların bulunduğu yerden dışarı çıkma ya da kayma durumudur. Pek çok türü bulunan fıtık rahatsızlığı her yaştan kişide görülebilir. İlaçlardan yorulan kişilerin merak ettiği bir soru vardır. Mide fıtığı bitkisel tedavi yöntemleriyle geçer mi? Bu sorunuza uzman görüşlerinden yansımalarla yanıt vereceğiz. Mide fıtığı nedir? Mideyi yemek borusuna bağlayan üst kısımlarda kaslar yer alır. Bu kasların zamanla yorulmasından ve erimesinden dolayı yaşanan fıtık türüne mide fıtığı denir. Mide yemek borusuna yaklaştıkça fıtık kendini belli eder. Genellikle diyaframı zayıflayan kişilerde görülen bu hastalık hemen hemen her yaştan kişide yaşanabilir. Mide fıtığının oluşmasında gebelik, obezite ve reflü gibi ciddi dönemler etkilidir. Eğer bu dönemlerde kişiler sağlığına dikkat etmezse her an mide kasları zayıflayıp mide fıtığını oluşturabilir. Mide fıtığı iki türde meydana gelir. Biri reflü döneminde görülen sliding hernia, diğeri ise çoğunlukla kadınlarda görülen paraösofageal mide fıtığıdır. Mide fıtığına ne iyi gelir? Keten tohumu. Mide fıtığının etkilerini azaltan bir bitkisel yöntem arıyorsanız, birçok derde derman olan keten tohumuyla tanışmalısınız. Keten tohumunu balla tükettiğinizde, mide fıtığının bedeninizde oluşturduğu etkileri yok edebilirsiniz. Bal, mideyi koruyan bir besin olduğu için keten tohumuyla iyi bir işbirliği içinde olacaktır. Düzenli şekilde bu karışımı tüketenlerin mide fıtığı şikayetlerinde ciddi derecede azalma gözlemlenmiştir. Çörek otu. Çörek otu da mide fıtığına iyi gelen bitkisel çözümlerden biridir. Midedeki asitleri dengeler ve hazmı kolaylaştırır. Mide fıtığının oluşturduğu durumları ortadan kaldırmak için balla çörek otu aynı anda tüketilmelidir. Balı burada da kullanmanızı önereceğiz çünkü çörek otuyla beraber faydaları daha da yoğun hissedilecektir. Bu karışımla fıtığın etkilerinden mide bulantısını yok edebilir, kasları koruyabilirsiniz. Havuç ile lahana suyu. C vitamini kaynaklarından havuç ve lahana haşlandıkları suyla mide fıtığını iyileştirmektedir. Havuç ve lahana suyunu kaynatıp bu suyu günde 2 defa balla karıştırıp içmeniz önerilir. Meyve suyu sıkacağınız varsa bu sebzeleri cihazdan geçirip de tüketebilirsiniz. Mide asitlerini dengeleyen, mide ağrısını dindiren bu kürü günün en erken saatlerinde tüketmelisiniz. Kuşburnu çayı. Mide fıtığı kusma ve mide krampları yaşatır. Bu durumları yok etmek için uzmanlar kuşburnu çayı içmenizi tavsiye eder. Kuşburnu bitkisinin mideye iyi geldiği bilindiği için güne başlarken kuşburnu marmelatı da tüketebilirsiniz. Kuşburnu marmelatını aç karnına almanız daha etkili sonuçlar verir. Mideyi korumak ve fıtığı önlemek için kuşburnu tüketmeyi unutmayın. Patates suyu. Mide fıtığında midenin asitlenmesi kişilere zorlu dakikalar yaşatır. Bu duruma ise patates suyuyla çözüm bulunur. Patates suyundaki mineraller midenin asitlenmesini önler ve mideyi rahatlatır. Patates suyunu tüketmek için kabuklarını soyduğunuz patateslerin haşlama suyunu veya çiğ patates suyunu tüketebilirsiniz. Patates suyu mide fıtığına karşı etkili bir sonuç verecektir. Hint tohumu yağı. Tarih boyunca Hint tohumu yağı mideyi ince bir astarla kaplayabildiğinden iltihabı önlediği ve uygun sindirimi teşvik ettiği için çok çeşitli mide sağlığı sorunları için kullanılmıştır. Hint yağı içerek fıtığın ağrılı semptomlarını yatıştırabilirsiniz. Aloe vera suyu. Doğal bir anti-inflamatuar bileşik ve yatıştırıcı ajan olarak aloe vera genellikle fıtık ağrısıyla mücadele eden kişiler için önerilir. Aloe vera her sabah meyve suyu şeklinde tüketilebilir. Buz paketi. Mide fıtığınız varsa genellikle karın veya kasıkta iltihaplanma, kızarıklık ve ağrı olabilir.
Bu en rahat çözüm olmasa da doğrudan etkilenen bölgeye bir buz paketi uygulamak kasılmaya neden olabilir ve vücuttaki iltihabı azaltabilir, ağrıyı ve buna bağlı şişkinliği giderebilir. Zencefil kökü. Karın ağrısını azaltmak ve iltihaplı durumları yatıştırmak söz konusu olduğunda zencefil kökü kadar etkili çok az şey vardır. Zencefil suyu olarak sıvı halde tüketilebilir veya ağrıyı azaltmak için çiğ zencefil yiyebilirsiniz. Mideyi ve yemek borusunu fıtık durumunda meydana gelebilecek mide sularının birikmesinden koruyabilir. Zencefil kökü çayı da tüketerek ağrı ve iltihabı hafifletebilirsiniz. Meyan kökü. Fıtık, mide zarına ve yemek borusuna zarar verebilir ve meyan kökünün vücudun bu kısımları için iyileştirici bir uyarıcı olduğu bilinmektedir. Meyan kökü çayı tüketmek, hasarlı dokuların yeniden büyümesini hızlı bir şekilde uyarabilir ve ayrıca analjezik özelliklerinden dolayı yol boyunca ağrı ve iltihabı hafifletebilir. Kilo vermek. Obezite, fıtık hastaları için önemli bir risk faktörüdür ve iyileşme sürecini de yavaşlatabilir. Kilo verirseniz, vücudunuz daha az fiziksel baskı altında olabilir, duruşunuz düzelir ve semptomlar doğal olarak kaybolabilir. Beslenmenizi değiştirin. Bir fıtığı önlemek veya tedavi etmek istiyorsanız, belirli yiyeceklerden özellikle kaçınılmalıdır. Baharatlı ve asitli yiyeceklerden ve sindirimi zor olanlardan kaçınılmalıdır. Bu yiyecekler mide zarını daha da alevlendirerek iyileşme sürecini daha da zorlaştırabilir. Karabiber tozu. Karabiber tozu, yiyecekleri tatlandırmaktan daha fazlası için yararlıdır. Karabiber, yatıştırıcı mide sorunları ve bağırsak iltihabını azaltmayla ilişkilendirilmiştir. Aynı zamanda asit reflünün baskılanmasına yardımcı olabilir ve vücudun organ boşluk duvarını itmeye başladığında tehlikeye girmiş olabilecek bölümlerinde iyileşmeyi teşvik edebilir. Stresi azaltın. Fıtık oluşumunda önemli bir faktör stres ve kaygıdır. Vücuttaki aşırı stres hormonları vücudun organlarını zayıflatabilir ve makul bir şekilde bir bütün olarak metabolizmanızı daha fazla zorlayabilir. Mide sorunları ve asit reflüsü de stresten etkilenebilir ve bu da fıtık riskinizi şiddetlendirebilir veya artırabilir. Egzersizi kesin. Fıtıkların ana nedenlerinden biri ağırlık kaldırırken yorucu egzersiz veya aşırı efordur. Geçmişte bir fıtık yaşadıysanız veya sık sık ağır egzersiz yapıyorsanız, iyileşme sırasında veya önleyici bir önlem olarak azaltın ve daha kolay egzersizler yapın. Sebze suyu. Mide fıtığı için en basit ve en etkili çözümlerden biri havuç, ıspanak, soğan, brokoli ve lahana ile yapılan bir bardak sebze suyu olabilir. Sebzelerin muhtemelen yoğun besinleri ve iltihap önleyici doğası, fıtığın yanan ve ağrılı semptomlarını yatıştırabilir. Sebze suyuna biraz tuz eklemek, etkilerini iyileştirmenin harika bir yoludur. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.